Ne yesem doymuyorum. Tanrım, midemde bir delik mi var? Yiyorum yiyorum, bu yediklerim nereye gidiyor? Tatlısız bir hayat olamaz. Her yemekten sonra canım tatlı istiyor. Öğlen yemeğinden sonra şöyle bir yarım saat kestirsem ne kadar da iyi olur. Geceleri kalkıyorum, kendimi mutfak faresi gibi mutfakta buluyorum. Bir reçel kavanozunun dibini görüyorum. Diyorsanız işte bu programı mutlaka seyretmelisiniz. Sizde insülin direnci olabilir. Evet, günümüzün en büyük sağlık problemlerinden biri insülin direnci. Hep duyuyorsunuz çevreden, değil mi? Ay bende şeker düşüyormuş, ay insülin direncim varmış diyoruz ama bu insülin direnci ne? Bunu biliyor muyuz? Haydi gelin sevgili dostlarım, bu programda şu insülin direnci konusunu bir açalım. Bu direnci bir kıralım. Vücutlarımızı onaralım ve sağlık kazandıralım. Ne dersiniz? Hazır mısınız? Ben hazırım. Şimdi insülin direnci dediğimiz olay aslında diyabetin ayak sesleri, şeker hastalığın ayak sesidir. Şeker hastalığı değildir ama şeker hastalığın ayak sesidir. Özellikle bizim tip 2 diyabet dediğimiz, benim hobim olan diyabet, onu tedavi etmeyi çok seviyorum. Çünkü bazen iyileştirebiliyoruz gerçekten. Hastaları tip 2 diyabete bağlı insülin kullanan hastaları bile insülinden kurtarabiliyoruz. Doğru beslenme ve kilo verdirerek ve hastaya doğru ilaçları seçerek bunu yapabiliyoruz. Bu tip 2 diyabet dediğimiz diyabet şu anda Türkiye'deki en büyük sağlık problemlerinden biri olan ve dünyada yaklaşık 400 milyon kişiyi birebir etkileyen tanısı koyulmuş. Bir de tanısı konulmamış olan grup var ki neredeyse belki de dünyada 7 milyarın 1 milyarı farkında olmadan tip 2 diyabetle yaşıyor. Ve bu onların iç organlarına inanılmaz zararlar veriyor. İşte bu tip 2 diyabetin ayak sesleri insülin direnci ve insülin direncine bağlı oluşan metabolik kusurlar. Yani bir insan bir günde tip 2 diyabet hastası olmuyor sevgili dostlarım. Bu tip 2 diyabetin ortaya çıkması en az 3-4 yıllık bir zaman alıyor. Çünkü kişide ilk önce hipoglisemi dediğimiz şeker düşmeleri başlıyor. Eğer kişi burayı iyi yönetemezse, kötü yaşam tarzına devam ederse bir bakıyoruz bozulmuş açlık glikozuna geçiyor. Yani kan şekerleri artık hafif hafif bozulmaya başlıyor. Kişi eğer burayı iyi yönetemez, doğru tedavi alamaz, doğru yaşam tarzını kuramazsa 3. evrede gizli şeker dediğimiz tarafa geçiyoruz. Yani kişinin tokluk şekerleri artık yükselmeye başlıyor. Eğer burada da doğru tedavi olmazsa bir bakıyoruz ki tip 2 diyabet karşımıza çıkıyor. Yani kan şekeri yükseliyor ve yüksek şeker iç organlarını bozmaya başlıyor. Yani demek ki tip 2 diyabetin ortaya çıkması 3-4 yıl içerisinde oluyor en az ve bunun ortaya çıkması ayak sesleriyle kendini gösteriyor. Bu hipoglisemi, şeker düşmesi, bozulmuş açlık glikozu ve gizli şeker dediğimiz bu 3 bölüme biz insülin direnci evresi diyoruz. Ve insülin direnci kişiye kilo aldırıyor, kilo insülin direncini tetikliyor. Yani yumurta mı tavuktan çıkıyor, tavuk mu yumurtadan çıkıyor, artık gerisini siz düşünün. Çünkü bizim vücudumuzdaki yağ hücreleri büyüdüğü zaman bu insülin hormonuna karşı bir direnç oluşturuyor ve insüline diyor ki seni insülin, seni tanımıyorum, sen kimsin diyor. Tabii normal bireylerde pankreas sağlamken kan şekerini normal tutabilmek için insülin seviyesini yükseltmeye başlıyor. İnsülin bir başına gideceğini 10 kişi birlikte gidince hücreye diyor ki hadi bakalım diyor, ben tek başıma geldim, açmadın. Şimdi 10 kişi geldik, sen şu şekeri hücrenin içerisine al bakalım deyip bunu bir tehdit edince hücre hemen şekeri içine alıyor. Kişinin kan şekeri bu sırada normal çıkıyor. Ama yüksek insülin dolaşıma gidiyor ve sizi tetiklemeye başlıyor. İşte bu durumda yaşadığınız sıkıntılar bunlar oluyor. Gözünüz doymuyor, yiyorsunuz yiyorsunuz, midemde delik mi var, bunlar nereye gidiyor diye düşünüyorsunuz. Ya da her yemekten sonra canınız böyle bir tatlı istiyor. Her şeyden vazgeçerim ama tatlıdan asla diyorsunuz. Bu siz değilsiniz sevgili dostlarım. Bu sizin içinizdeki kötü kalpli hormon, yüksek insülin seviyesi. İnsülin aslında iyi bir hormon ama tabii yükseldiği zaman bizi yeme konusunda tetikliyor, iştahımızı açıyor ve daha çok yememize neden olarak karaciğer yağlanmasına neden oluyor. Ve gitgide bunun önlemini almazsak eğer kilo artışı yaşıyoruz ve gizli şeker olsun, diyabet olsun direkt risk faktörleri oluşmaya başlıyor. Demek ki bu bir kısır döngü, birbirini tetikliyor. Bugün her iki kişiden birinin sevgili dostlarım kilo problemi var. Ve her üç kişiden ikisinin de ne yazık ki şeker metabolizma kusuru var.
Ve biz burada bu şeker metabolizma kusurlarını doğru düzgün tedavi ettiğimizde kişi hem kilo kontrolünü çok iyi yapabiliyor hem de diyabete gitme riski azalıyor. Mesela bir araştırma var. Bir kişinin annesi tarafında diyabet varsa kendinde olma riski %20. Baba tarafında diyabet varsa %20 yine. Her iki ebeveynde diyabet riski varsa kişide diyabet olma riski %40. Ama sevgili dostlarım, kişi ideal kilosundaysa %0. Yani bu kilo o kadar önemli ki bugün fazla kiloluk vücutta tam 236 tane hastalıkla birlikte gidiyor. Ve %10'luk bir kilo kaybı tüm hastalıklara bağlı ölme riskinizi neredeyse %50 oranında azaltıyor. Bir kilo vermek kan basıncınızı 1 milimetre civa düşürüyor. 10 kilo verdiğinizde tansiyonunuz otomatikman 10 milimetre civaya düşüyor. 5 kilo verdiğinizde diyabete gitme riskiniz %50 oranında azaltıyor. Bir 5 kilo verdiğinizde eklemlerinizdeki osteoartrit riski %55 oranında azalıyor. Bakın çok değil, bir 5 kilo vermek uykuda solunum durmanızı %70 oranında azaltıyor. Kilo probleminiz varsa, mesela kendinize şunu söylüyorsanız, bir 25 kilo vermem lazım, 20 kilo vermem lazım, 30 kilo vermem lazım diye düşünüp bunu gözünüzde hiç büyütmeyin. Vereceğiniz 5-10 kilo bile gerçekten vücudunuza inanılmaz sağlık kazandıracak. 2015'te yapılan bir araştırma var. Bu araştırmada bir yıl içerisinde sadece obeziteden ölen insan sayısına araştırıyorlar ve bir yılda 2015-2016 arasında yaklaşık 688 bin kişi obezite nedeniyle hayatını kaybediyor. Bunu güne vurursak neredeyse her gün 187 kişi, yani bir uçak dolusu insan fazla kilo nedeniyle hayatını kaybediyor. O nedenle bir kere canım işte bu da bana yakışıyor, ben de böyle mutluyum demeden önce bunu bir hastalık olarak kabul etmek lazım. Özellikle 15-20 kiloları aşan kilolarda ve bir an önce önlemini almak gerekiyor. Çünkü kilo insanın canını yakan bir hastalık olmadığı için eğer tartıdan uzak kalırsanız o da sizden uzak kalıyor. Ve yavaş yavaş daha fazla kilo artışı yaşamanıza neden oluyor. Ve vücudumuzdaki yağ hücreleri büyüdükçe bunlar organlarımıza karşı cevapsızlıklar oluşturuyor. İşte bu insülin direnci dediğimiz yağ hücrelerinin büyümesiyle insüline karşı verilen bir direnç nedeniyle vücut insülin seviyelerini yükseltmeye başlıyor. Yükseltiyor. Bu sizi yeme konusunda tetiklemeye başlıyor. Ve sonrasında pankreas yoruluyor. Hücre de buna cevapsızlık oluşturuyor. Bir bakıyoruz ki tip 2 diyabet dediğimiz şeker hastalığı ortaya çıkıyor. Aman doktorcum, şeker hastalığı da olsun, ne olacak, şeker gibi bir hastalık. Demeyin. Çünkü şeker hastalığı, yüksek şeker canlarım, dolaşımda kan damarlarınızda kireçlenme yapıyor, damar yapınızı bozuyor. Özellikle böbrek hastalıklarına, kalp damar hastalıklarına zemin hazırlıyor. Eklemlerde problemlere neden oluyor, ayak problemlere neden oluyor, bağışıklığı zayıflatıyor, yara iyileşmesi zor oluyor. Yani şeker hastalığı biliyorum, öksürüp ağzınızdan kan gelmiyor. Ama içinizdeki o kurtlar sizi yavaş yavaş yemeye başlıyor. Klinikte ben görüyorum, geçenlerde mesela iki kız kardeş hastam oldu. İkisi de tip 2 diyabet. Çok kontrolsüz tip 2 diyabet sonrasında artık vücuda cevapsız bir şekilde insülin kullanmaya başlamışlar. Ve koroner arter hastalığı olmuşlar. İki kalp damarlarında stentleri oluşmuş. Bir tanesinin iki tane parmağı kesilmiş. Ayak parmaklarında problem olmuş. Ve gerçekten yaşam kaliteleri ve konforları çok kötü. Ama bu hastaların beslenme günlüklerine baktığımızda, ne yiyip ne içtiklerini bir araştırdığımızda bir bakıyorum, hala helva yeniyor, hala çikolata yeniliyor, hala limonata içiliyor. Bakın, eğer şeker hastasıysanız ilk yapacağınız beslenme değişikliği şu olacak: şeker size düşman. İçine şeker giren her şeyi bir hayatınızdan uzaklaştıracaksınız. Orta şekerli Türk kahvesi, bakın bir dilim ekmek değerinde karbonhidrat veriyor vücudunuza. Bir bardak limonata, 4 dilim ekmek değerinde karbonhidrat şeker girişi sağlıyor. Hep şu cümleyi söylüyorum ben, kulağınıza küpe olsun, birazcık da tekerleme gibi. Şeker, şekeri çeker. Şeker yedikçe şekerli yiyesiniz gelir, şeker yemedikçe de şekerli yemeyesiniz gelir. O nedenle eğer diyabet hastalığınız varsa, gizli şekeriniz varsa, insülin direnciniz varsa, bozulmuş açlık glikozunuz varsa ya da şeker düşmesi yaşıyorsanız şeker sizin zehiriniz. Şekerli yemeyeceksiniz.
Anlaştık mı? Şeker neymiş? Aslında bütün sağlıklı insanların da bunu yapması gerekiyor. Şekerli yiyecekleri hayatımıza kesinlikle sokmamamız gerekiyor. Özellikle diyabet hastaları. Bir tanecik lokum, aman ne olacak ki? Şeker vücuduna girdi, zavallı pankreasın zaten çok yorgun. O lokumu da yediğinde daha bir çok insülin salgılamak zorunda kalacak ve daha çok yorulacak. Pankreaslarımızı sevelim, onları dinlendirelim. Çikolatalardan, tatlılardan, şeker eklenmiş yiyeceklerden diyabet hastaları elini bile sürmesin. İnsülin direnci olan hastaları elleri titreyerek gitsin, mümkünse almasın. Ve biz sağlıklı insanlarda mümkün olduğu kadar bunları hayatımızdan uzaklaştıralım. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi gelelim günün tarifine. Hep ne diyoruz? İlaç gibi tariflerimiz olsun. Şimdi size vereceğim bu tarif özellikle insülin direnci olan hastaların şeker ihtiyacını azaltmakta, vücutlarına bir ilaç gibi etki edecek, sağlıklı yiyeceklerin bir arada bulunduğu, uzun süre tok tutacak, özellikle bu çok yiyorum, çok yiyorum, çok yiyorum ama bir türlü doymuyorum diyenleri de doyuracak bir tarif. Türk mutfaklarının olmazsa olmazı, sevgili doktorunuzun en sevdiği yiyeceklerden bir tanesi efendim yoğurt. Burada 5-6 yemek kaşığı kadar var. Yani bunu iki kişi paylaşarak yiyebilirsiniz. İki kız kardeşin örneğini verdik. İki kız kardeş için de hazırladığımız öğünü gösterelim o zaman. İçerisine bir tane yeşil elma rendeliyorum. Bir sözümüz vardır bizim. Biliyorsunuz ki her gün bir elma yemek doktoru evinizden uzak tutar. Elma ile yoğurdumu karıştırdım. Ve içerisine yulaf koyuyorum. Yulafın posa değeri, lif oranı çok yüksektir. Kan şekerini çok kontrol altına alır. Midede posa etkisi nedeniyle şişer, sünger gibi bu midesinde delik olduğunu düşünenler var ya, onlar için bir numaralı delik tıkayıcıdır bu. İçerisine 2 yemek kaşığı kadar yulafımı koydum. Görüyor musunuz ne kadar büyük bir hacim oldu? Ve tabii içerisine yağlı tohumlarımı ekleyeceğim. Yani badem, ceviz, fındık koyacağım. Ama ne kadar koyacağım? Mesela 2 tane ceviz. 2 kişi için yapıyoruz ya. 5-6 tane çiğ badem kırdım. Biraz da fındık koydum. Ve tabii ki tarçın, bir numaralı tatlı isteği yok edicisi. Bunları güzelce bir karıştırıyorum gördüğünüz gibi. Yoğurdun içine elma, içerisine yulaf, içerisine fındık, badem, ceviz koydum. İnanın bana ne canınız baklava isteyecek, ne sütlaç isteyecek. Bu tatlıyı yemeye başladığınızda diyeceksiniz bu daha güzelmiş. İçinde bakın yağ yok, şeker yok, un yok değil mi? En sağlıklı meyve elmamız var. Yoğurtla birleştirdik. İçerisine yulaf ekledik. Şimdi ne kadar yiyeceğinizi de gösteriyorum size. Porsiyon kontrolü çok önemli. Her ne yiyorsanız yiyin. Eğer porsiyon kontrolünü çok yüksek tutarsanız ne olur sevgili dostlar? Yine zehir olur. Çok sağlıklı bir yemekte de ben artık organik obezite gelişiyor Türkiye'de diyorum. Sağlıklı olduğunu düşündüğümüz yiyecekleri ne yazık ki çok sık tüketerek bunlara bağlı da kilo problemi yaşayabiliyoruz. İşte şu gördüğünüz bir kişinin yiyebileceği miktar oldukça fazla değil mi? Yine üzerine şöyle birazcık süsleyeyim, bir parça ceviz koyayım. Yine birazcık fındık koyayım. Bademlerimi de üzerine ekleyeyim. Biraz daha tarçınımı atayım. Sütlaçtan güzel, baklavadan güzel, sağlık mı sağlık, lezzet mi lezzet. İşte hepsi bir arada, sağlığı lezzetle birleştiriyoruz. Üzerine de kalıcı zayıflamaya ekliyoruz. Mutfaklarımızda reform yapıyoruz. Tarifler benden, uygulamalar sizden olsun diyorum. Biliyorsunuz her sabah Instagram'da beden sağlığına çok önem veriyorum ama ruh sağlığına da çok önem veriyorum. Kitap okumayı çok seviyorum ve sizlerle okuduğum kitaplardan, bilgelerden alıntılar yapmayı, bunları paylaşmayı çok seviyorum. Her sabah sizlerin de yorumlarını tek tek okuyorum. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Hayatınıza bir farklılık katabiliyorsam ne mutlu bana diyorum sevgili dostlarım. İşte gelelim günün sözüne. Sus gönlüm, bütün bu susmalarına karşılık her şeyin hayırlısının olacağına inanarak sus diyor Mevlana. Ne güzel söylemiş Hazreti Ömer. Yükselirken kırarak çıkarsan, inerken tutunacak dal bulamazsın. Ey can, kimseyi kırma, sözden ağırı yoktur. Beden çok yükü kaldırır ama gönül her sözü kaldıramaz. Herkese mutlu günler olsun diyorum sevgili dostlar. Doğru cümleler, iyi cümleler, iyi düşünceler kurarak hayatımıza devam edelim. Sizleri seviyoruz. En doğru bilgileri, en kalıcı farkındalıkları artırmak üzere sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Yine yollarınızı yeni programlarda bekliyoruz. Hoşçakalın.